Evet, Allah Celle Celaluhu bizi yaratan, yeryüzüne de yaşamamıza müsait kılan, burada bize en vahiy çeşit sayısız nimet veren, rızık verendir. Hakkımızda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu o bilir. O kanun koyar, biz o kanunlara bu hayatta uyarız. Biz bununla dünya hayatında imtihan içindeyiz. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Denemek, imtihan etmek için Allah ölü diri insanları yaratmıştır. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bakalım hangisi daha güzel amel edecek. Ahsenin ölçüsü nedir? Kur'an ve sünnettir. Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa dünya hayatında da mutlu olur, başarılı olur, huzurlu olur. Kim Allah'ın kanunlarına uymazsa dünya hayatında da mutsuz olur. Değerli kardeşlerim, sık sık söylüyoruz. Çarşıdan bir alet aldınız. Diyelim buzdolabı. Size bir de küçük kitaplık verirler değil mi? Kullanma kılavuzu. Siz elektriğini, havasını, rutubet yerini, şunu bunu her ise ortamını, şartlarını o kitapçıktaki yazan gibi kullanırsanız bu aletin ömrü uzun olur, istifadesi çok olur. Şu kainatı Allah yaratmış ve bu kainatı bizim emrimize vermiş ama Kur'an-ı Kerim gibi din göndererek, İslam göndererek bunun bir kullanma kılavuzunu da bize vermiştir. Bu kullanma kılavuzuna göre hayatı yaşarsak evren ile uyum içinde yaşarız. O zaman kainat Allah'ın kanunlarına bağlı bir mahluktur. Biz de Allah'ın kanunlarına bağlı bir mahlukuz. Kainat da Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kuluyuz. Biz bir nevi innemel mu'mine ihve, Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Ben ve kainat, yani yerler ve gökler, dağlar ve taşlar, hayvan ve haşereler, ağaçlar ve bitkiler kardeşiz. Allah'ın kanunlarına beraber bağlıyız. Beraber bağlı olduğumuz zaman hayat uyum içerisinde olur, ıslah olur. Eğer çatışırsa fesat olur, fitne olur, yeryüzü de bozulur. İşte şimdi buna ne diyorlar? Yeryüzünde çevre diyorlar, ekolojik denge diyorlar, işte yerlerin ve göklerin kirlenmesi, bozulması diyorlar. Eğer insan şer-i şerife göre yaşasa yerler ve gökler dengesi üzerinde kalacak ve bozulmayacak. Şimdi benzinle çalışan bir makineye su koyarsanız nasıl olursa tertemiz çalışan bir vücuda domuz eti girerse öyle olur efendim. Nerede aksak vereceğini insan tecrübelerle anca belki öğrenir. Eğer Türk ilmi çağımızdaki gibi gelişmemiş olsa onu da bilmez. Eğer biz her tehlikeyi Allah'a kulak vermez de tecrübe ederek yaşayacak olsaydık bir insanın ömrü 60-100 sene tecrübeye yetmezdi. Ayağımızı o taştan bu taşa vurur. Halbuki Allah-u Teala işaret levhası koymuş. Bunlar haram diyor. Buna toslama diyor. Bunu yaparsan zarar görürsün diyor. Ben bir deneyeyim bakalım diyor. Toslarsan zarar görürsün. Akıllıysan hiç zarar görmeden yaşarsın. Onun için Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu haramlarda uyulursa insana ve topluma, birey ve topluma menfaat vardır, maslahat vardır, güzellikler vardır, saadet vardır. Uyulmazsa insanlar ve toplum içerisinde ahenk gider. Bozulmalar başlar. Kin, nefret ve düşmanlık başlar. Basit bir örnek. İçki iç, aklın gitti, atarsın narayı. Beraber bir masanın başında içki içen adamlar birkaç saat sonra bakmışsın, birkaç saat sonra dövüşmüşlerdir birbirlerine. Kumar, kin ve nefret saçar. Zina, çok cinayetlerin sebebidir. Sadece cinayet olsa sağlığı da bozar, psikolojiyi bozar, nesebi bozar. Cemiyete bir sürü verir, zina kazandırır, sorumsuzluk. Dostlar arasında ya da insanlar arasında düşmanlık meydana gelir. Yani ne felaketler, ne felaketler, ne felaket. Öyleyse ele ya Allah'ın men halak. Yaradan Allah bilmez mi? Elbette ki bilir
ve bizi uyarır. Bu bir merhamettir arkadaşlar. Haramları tek tek saymak bir merhamet. Niye benzer biliyor musunuz? Teröristler mayın döşemişler. Bir yerden gideceksiniz. Mesela bu mayınların nerede olduğunu gösteren bir harita elinize geçerse ne kadar sevinirsiniz değil mi? Basıp bomba gibi havaya uçmaktan kurtulursunuz. İslam'ın kanunları böyledir. Haramlar böyledir. Her biri bir bomba gibi, bir mayın gibidir. Basıp mahvolmaktan kurtulmuş olursunuz. Allah'ı Celle Celaluhu ne ibadetlerimizle ne de haramları terkle bir şekilde menfaatlendiremeyiz. Buradan Allah'ın bir menfaati olmaz. Kulluk vazifemizi yerine getirmediğimizde zararı da olmaz Allah. Bütün fayda ve zarar bize ait. Onun için adam olup, akıllı olup söz dinlemek çok iyidir. Efendim, süt kız kardeşle evlenmeyi İslam yasak etmiş. Ne var ki bunda? Sen bunu bugün hikmetini bilmeyebilirsin. Ama belki günün birinde bileceksin. Senin ilmi seviyen henüz ona müsait olmayabilir. Bakın şu son 10 yıl içerisinde bildiğimiz ama 10 yıldan evvel bilmediğimiz nice meseleler var değil mi? İlim dev adımlarla gelişiyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. 100 sene evvel de bugün bizim bildiğimiz adam bir ne var bunda deseydi kendi zamanına göre ayıp işlemiş olur. Ne var bunda diyor. Adam batılılar. İnsan özgürdür diyor. Hiçbir şeyi insanın özgürlüğüne değişmeyiz. Tanrı yarattıysa yarattı. Otursun yerinde. Hayatıma karışmaz diyor. Ne olacak biliyor. Ben erkekle erkeğin evlenmesine karşı değilim diyor. Evlendirin, evlilik cüzdanını verdim diyor. Veriyorlar değil mi Avrupa'da? Evet. Veriyorlar. Şimdi neyi konuşuyorlar? Yakında bunu da belki görürüz. Allah göstermesin. Türkiye'nin yolu da batılılaşma olduğu için oraya gidiyoruz biz de. Batılılaşma ya hedef. Neuzübillah. Kendi dinimize, kendi medeniyetimize ne olmuş da terk etmişsek oraya doğru gidiyoruz bir felakete. Neyi tartışıyorlar şimdi? Enses ilişkiler. İnsan niye annesiyle evlenemiyor? Niye kızıyla evlenemesi? Niye kız kardeşiyle evlenemesi? Yasak kaldırılsın. İstiyorsa evlensin. İstemiyorsa evlenmesin. Serbest bırakılsın. Yani cinsel ilişki cinsel ilişkidir. Adam istiyorsa sana ne diyor adam? Bunun insan tabiatına aykırılığı Allah yasakladığına göre kesindir. Yakın evliliklerde kan uyuşmazlığı, felçler değil mi? Bir sürü hastalıklar var deniliyor. Allah bilir bunda ne var çünkü bu zamana kadar pek denenmedi. Ama yarın Türk gelişir ve bunun insan hayatı için ne büyük tehlikeler olduğunu belki ispat eder. Bugün sen ispat edemiyorsun. Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'ı dinle, huzurlu olur. Eğer insanlar zinaya düşmeselerdi, geçmişte bel soğukluğu, frengi gibi hastalıklara düşer olmazlardı. Bugün hala çaresi bilinmeyen AIDS hastalığına düşmezlerdi. Bugün AIDS'in aşısını bulsalar, tedavi etseler, bu Allah'ın kanunlarının zıttına haramlar, yarın AIDS diye ne meis diye başka bir hastalık karşısına çıkarır. Sürekli burnunu sürter Allah. Rezil ve kepaze eder. Hayat Allah'ın kanunlarına mecbur ediyor. Onun için Avrupalı doktor ne diyor? Tek eşlilik. Nikah demiyor, dikkat edin hala. Bir kadınla yaşayın diyor. İster nikahlı ister nikahsız. Zina benimle karışmam. Ama tek eşiniz olsun diyor. Geliyorlar. Ve bir gün gelecek, kıyamete yakın bir zamanda bütün insanlık dini ne olursa olsun Allah'ın kanunlarına teslim olacaklar. İlk kereki dört gibi ben buna inanıyorum. Tecrübeleri başka sokak, çıkmaz sokakların hepsini yüz suratını kapatacak. Bir tek cadde-i kübra şeriata gelmek mecburiyetinde kalacak. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Allah bir şeyi haram kılmışsa teşekkür edip ona uymak lazım.
Bu insanın, ailenin, toplumun, devletin kendi çıkarınadır, menfaatınadır. Bundan daha bir menfaat gitmez.